Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün harika bir cheesecake tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Kesinlikle çatlamıyor ve rengi yanmayan, bembeyaz kalan bir cheesecake. Ben bu cheesecake'in adını kış güneşi koydum. Tam kışa yakışır bir cheesecake oldu. Sizlere de kesinlikle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu tarz paylaşımların devamı için arkadaşlar, eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Lütfen yorum ve beğenilerinizle beni kanalımda yalnız bırakmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ve malzeme listemize geçiyoruz. Ayrıca malzeme listemizi açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. 3 tane yumurta, 1 su bardak şeker, 1 kutu mascarpone, 500 gram kvark, 1 kutu krema, 1 paket bisküvi, yaklaşık 100 gram kadar tereyağı, 1,5 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı nişasta ve 1 paket vanilya şekeri. Sosumuz için arkadaşlar, portakal sosumuz için 1 su bardağı dolacak kadar portakal suyu, yaklaşık 3-4 tane portakaldan elde ediyoruz bu suyu. Üzerinde kalan o pasasını da atmayacağım. Daha sonra kremamın içerisine kullanacağım aroma vermesi için. Ayrıca kremamın içerisine 1 tatlı kaşığı kadar limon kabuğu rendesi ve 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi ilave ettim. Bunlar da kremama güzel bir aroma vermesi için. Evet, şimdi yapılışı. Öncelikle cheesecake'imizin yapılışı. Bisküvimizi rondoya veya bir poşetin içerisine koyarak ezelim. Ben bu şekilde robot kullandım arkadaşlar. Eğer robot kullanmayacaksanız bu esnada tereyağını biraz eritmenizi tavsiye ederim. Bunu çünkü robot otomatik yapacağı için ben eritmeden oda sıcaklığındaki tereyağımı ezmiş olduğum bisküvilerimi ilave ettim. Ve gördüğünüz gibi güzelce kısa bir süre karıştırdım ve tereyağı ve bisküvi güzelce birbirine girmiş oldu. Harmanlanmış oldu. Elde etmiş olduğum bisküvili harcı kelepçeli kalıbımın tabanına yağlı kağıt yerleştiriyorum ve üzerine bisküvi harcımı döküp elimle bastırıyorum. Güzelce bastırıp şekil veriyorum. Evet, bu şekilde taban katını hazırlamış oldum. Şimdi kremamın yapılışı. Şeker ve yumurtamızı krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Daha sonra tüm malzemelerimizi ilave edeceğiz. Kıvark, mascarpone, krema, un ve nişasta karışımı, vanilya şekeri. Hepsini ilave edip güzelce karıştıracağız. Daha sonra bisküvi harcımızın üzerine dökeceğiz. Evet, burada kullandığım ürünler arkadaşlar Almanya'da bulunan ürünlerdir. Alternatif olarak sizler Türkiye'de mascarpone yerine kaymak kullanabilirsiniz. Kvark yerine süzme yoğurt veya labne peyniri kullanabilirsiniz. Evet, şeker ve yumurtayı güzelce krema kıvamına gelene kadar çırptıktan sonra kaymak, krema, vanilya şekeri, portakal kabuk rendesi, limon kabuk rendesi, mascarpone, kvark ve gördüğünüz gibi portakal suyunu sıkmıştım. Onun pusasından da yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar ilave ettim aroma vermesi için. Un ve nişastayı da ekleyip güzelce karıştırdım. Pürüzsüz kıvam olana kadar. Evet, elde etmiş olduğum kremamı bisküvi harcımın üzerine döküyorum. Birkaç kez tezgaha vurup düzeltiyorum. Cheesecake'im pişerken kalıbımı kesinlikle jelatin folyeye sarmayacağım. Daha sonrasında göreceksiniz nasıl beyaz kenarları kalacak ve üstü yanmadan pişireceğiz. Sizlere bunun püf noktasını da vereceğim. Sarıp sarmalamaya hiç gerek yok arkadaşlar. Evet, fırınımızı önceden ısıtıyoruz. 170 derecede. Evet, püf noktası budur. Fırınımızın taban katına böyle bir tepsinin içerisine yaklaşık 2 su bardağı kadar su ilave edelim ve onu fırınımızın taban katına koyduktan sonra cheesecake'imizi fırına yerleştirelim. Yaklaşık 50 dakika ayarlayalım fırınımızı. 160 derecede cheesecake'imizi pişirmeyi bırakalım.
Kesinlikle cheesecake'imiz pişerken fırının kapağını açmıyoruz arkadaşlar. Altına koyduğumuz tepsideki su cheesecake'imizin çatlamamasını önleyecektir ve aşırı derecede yanmayacaktır. Çok yüksek derecede pişirmediğimiz için de kenarları ve üzeri yanmayacaktır. Evet, cheesecake'imiz pişerken bu esnada biz kremasını hazırlıyoruz. Portakal sosumuzu. 1 kaşık nişasta, 2 yemek kaşığı şeker. Bunları ilave ettikten sonra portakal suyumuzu ilave edelim, karıştıralım. Daha sonrasında arkadaşlar ben bir pakette tarç jölesi kullandım. Eğer sizde tarç jölesi yoksa onun yerine alternatif olarak 1 yemek kaşığı daha nişasta ilave edebilirsiniz. Ocağı açalım. Yaklaşık orta ateşte sosumuz kıvam alana kadar karıştırarak pişirelim. Gördüğünüz gibi sosumuz oldukça güzel kıvam aldı. Soğuduktan sonra pastamızın üzerinde zaten donacaktır. Çok güzel bir sos olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 50 dakika sonra cheesecake'im pişti. Hemen pişer pişmez fırından çıkartmadım. Fırını önce kapattım. Bir 10 dakika fırının içerisinde kapağı kapalı nefeslemeye bıraktım. Gördüğünüz gibi üzeri kesinlikle yanmadı. Müthiş pişti. Kenarları da aynı şekilde hiç kararma olmadan cheesecake'im çok güzel pişti. Biraz soğuduktan sonra üzerine portakal sosumu ilave edeceğim. Ve portakal sosum donana kadar kelepçeli kalıbımın içerisinde bırakacağım. Portakal sosum güzelce donduktan sonra kelepçeli kalıbımı çıkartacağım ve arzu ettiğiniz gibi sizler süsleyebilirsiniz. Benim gördüğünüz gibi portakal dilimleri, antep fıstığı ve altın çileği ile cheesecake'imi güzelce tamamlamış oldum. Sizler arzu ettiğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Lezzeti müthişti arkadaşlar. Şiddetle sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Evet, kenarlarında görüyorsunuz. Kesinlikle renginde 1 gram kadar sararma veya yanma gibi bir durum söz konusu değildir. Bu püf noktalarına uyarsanız sizler de bu şekilde çok güzel cheesecake pişirebilirsiniz. Evet, cheesecake'imizi böyle düzgün dilimlere kesmek için bu şekilde bir kalıp kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten daha sonrasında servis yaparken çok pratik oluyor. Eşit bir şekilde dilimlemiş oluyorum. Üzerine koyup kalıbı bastırdım. Dilimlerin izlerini çıkarttıktan sonra portakal dilimleri ile birlikte ortasına altın çileği koyarak antep fıstığı ile ben tamamlamış oldum cheesecake'imi. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Cheesecake'imi misafirlerime ikram ettiğim için dilimlenmiş halini fırsatım olmadı arkadaşlar çekmeye. Ama gördüğünüz gibi içi de dışı da müthiş oldu arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Evet, beğenilerinizle ve yorumlarınızla lütfen beni yalnız bırakmayın. Emeğime destek verin. Ben bu tarifleri sizler için hazırlıyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak paylaştığım videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.